28 Şubat'tan bugüne Avrupa'ya ulaşma hayaliyle Pazarkule sınır kapısında bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenler hakkında Edirne Valiliği tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şunlara yer verildi. Göçmenlerin Pazar Kule'ye ilk geldikleri 28 Şubat Cuma günü ikindi saatlerinden itibaren başlamak üzere bugüne kadar 24 saat esasına dayalı olmak üzere kendilerine insani tüm yardımlar düzenli ve kesintisiz olarak valiliğimiz koordinasyonunda sağlanıyor. Göçmenlerin olağan yemek ihtiyaçlarına ilave olarak çocuk bezinden mama ve devam sütüne, hijyen malzemelerinden battaniye, şemsiye, palto ve ayakkabıya kadar 60 farklı ürün çeşidinden toplamda 977.137 adet dağıtım gerçekleştirildi. 561.863 adet gıda kumanyası 113.477 adet kişisel hijyen paketi, 226.107 adet içecek ve 75.690 adet diğer sınıflara ait yardım malzemesi olmak üzere dağıtımlarımız bulunmaktadır. Sabah başlayan gıda ve yemek dağıtımı gün boyu kesintisiz devam ediyor. Gıda kumanyaları ve diğer ihtiyaçlar yaşlı, engelli ve bebekli göçmenlerin sıraya girmelerine gerek kalmaksızın bizzat yaşam alanlarında saha ekiplerimiz tarafından ayaklarına kadar götürülüyor. Sağlık İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ve UMKE Bir Sahra Hastanesi 24 saat esasıyla nöbet tutan doktorları ve ambulanslarıyla görevlerinin başındadır. Alanın her metrekaresi düzenli olarak il özel idaremiz ve belediyemiz marifetiyle ilaçlanıyor. Gerekli tüm hijyen ve sanitasyon çalışmaları yapılıyor ve 62 temizlik personelimizle 3 çöp aracımız ve 2 vidanje katı sıvı çöpler toplanıyor. Kadın ve erkek mahremiyetine dikkat edilerek oluşturulmuş banyo, lavabo ve tuvaletten oluşan 150 kişilik ihtiyaç kabinleri alanın farklı yerlerine yerleştirildi. Göçmenlerin içme suyu ihtiyaçları plastik şişe su dağıtımıyla gerçekleştirilmekte. Kişisel temizlik içinde 5 farklı yerde şebeke suyu çeşmeleri ve 2 adet su tankeri bulundurulmaktadır. Valilik açıklamasında ayrıca sosyal medya üzerinden provokatörlük yapanlara karşı da enerjinizi Yunan tarafına harcamanızı tavsiye ederiz denildi. Sosyal medya üzerinden göçmenlere yapılan yardımlarla ilgili yalan histerisine kapılanların bu enerjilerini göçmenlere sürekli gaz, plastik, telli, çivili ve gerçek mermi atarak hukuk kurallarını çiğneyen ve sığınma haklarına tecavüz eden Yunan tarafına harcamalarını tavsiye ederiz.